Eko Çözüm'den merhabalar. Ekonomide sorunları ve çözümleri konuşuyoruz her hafta Cem TV ekranlarında. Geçen hafta ilk programımızı yapmıştık. Sosyal medyadan oldukça iyi dönüşler aldık. Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Sevgili Evren Devrimcelit Hocam, iyi başladık merhaba. Geçen hafta. İyi evet. Tepkiler aldık. Sağ olsunlar izleyicilerimize. Cem TV ekranlarında tekrardan beni görmeleri insanları da sevindirmiş. Evet, siz de ilk defa başlıyorsunuz. Evet. Güzel program oldu. İlerleyen haftalarda konularımız değişecek, konuklarımız olacak. Bugün de güzel konulara değineceğiz. Evet. Evet, isterseniz bir konu başlıklarını belki bir şey yapmak lazım, değerlendirmek gerekiyor. Malum dış ticaret istatistikleri açıklandı ve dün de ihracat verileri geldi TİM tarafından. Aha. Dış ticaretin iç ekonomi etkisi ve dış dünyada neler yaşanıyor onlara biraz bakarız. Sanayi Odası PMI Endeksi geldi ki evet. Çok ilginç bir gelişme var orada oldukça. 50'nin üzerine attı değil mi? Evet, onu geleceğiz. Hakikaten acaba mı? Biraz sizin tezinizi şey yapıyor burada bir. Evet. Size bir laf atacağım o konuda. Enflasyon var. Aşağı doğru gidiyor denilen enflasyon birden kötü bir sürpriz yaptı. Ne yazık ki. Yani sürprizin şeyi olmaz, kötüsü mü olur? Artık iyi mi demek lazım şeyi bilmiyorum ama hani derler ya kötü sürpriz olmaz. Sürprizler iyi şeyi ifade ederler. Kötü sürpriz demeyelim diye ama hani kötü bir başlangıç yaptık yıla diyebiliriz. Ve zamlar en nihayet yakamızı bırakmayan bir türlü Avrasya Tüneli'ne zam geldi. Köprülerin zaten meselesi vardı. A'dan Z'ye her şeye zam gelecek evet. diye bir gazetede haber çıktı. Yeni bir kanunu düzenleme söz konusu oldu. İstersen dün akşam itibarıyla evet ona buyurun, başlayacağız. Dün akşam itibariyle bir benzine bir zam geldi. Fakat hemen onu geri çektiler. Belki bir vakit kalırsa biraz koronanın ekonomi etkisine değiniriz ama ilk konumuz elbette ki Standard & Poor's denen kredi derecelendirme kuruluşunun evet. Türkiye'nin not görünümünü değiştirmemesi herhangi bir evet. şekilde. Sizin yorumunuz ne oldu buna? Yani biraz aslında iyimser bir beklenti vardı o tarafta. Niye olmadı bu? Orada bence mevzuya şöyle yaklaşmak lazım. Son 2-3 aydır hani hükümet de bir şekilde algıyı düzeltme adına işte dipten dönüyoruz dedi. Dipten dönüş sinyalleri vesaire. Bunu medyaya baktığımız zaman da gerçekten birçok televizyonda, gazetedeki arkadaşımız da böyle bir algı yaratmak için çalıştı. Ama biz hatırlarsan sürekli şunu insanlara söyledik, hala da söylüyoruz. Elbette ki ekonomiye bakış açısı çok önemli, algının düzeltilmesi önemli. Ama algıyı sadece bakın her şey çok iyi gidiyor diyerek düzeltemezsiniz. Somut bir takım eylemler ortaya koymanız lazım ki işte Standard & Poor's 1 Şubat'ta bir açıklama yaptı. Evet. Ne demiş? Diyor ki işte Türkiye'nin B artı olan kredi notunda bir değişikliğe gitmedi. Bir de görünüm denilen bir şey var. O da durağında kaldı. Şimdi şunu soruyoruz haliyle. Eğer burada dipten dönen bir ekonomiden bahsediyorsak ya da her şey mükemmel bir şekilde gidiyorsa o zaman Standard & Poor's burada en azından hadi notu bıraktım Recep Bey, görünümü neden pozitife çekmedi? Burada şunu diyemeyiz yani aman o derecelendirme kurumları Türkiye'nin aleyhine çalışıyor. Bunlar bizim iktidarımızla tersler. Bundan dolayı da yanlış karar alıyorlar. Böyle bir şey yok. Neden peki, yok? Peki bu kurumlar ne işe yarıyor? Müsaade ederseniz ben bir lafımı hemen bir dakika ekleyeyim. Unutmayalım çünkü çok önemli bir ayrıntı bu. Biraz şey siyasi tartışma programı gibi. Aynen. Bir dakika efendim müsaade edin aynen. yapıyorlar ya böyle. Aynen. Ama burası çok önemli. Çok önemli. Burası çok önemli. Şundan dolayı önemli Recep Bey. Şimdi derecelendirme kurumlarına şunu diyemezsiniz. Ya sizin yaptığınız iş zaten yanlış. Hayır efendim böyle bir şey yok. Derecelendirme kurumlarının raporlarını dünya üzerinde milyonlarca, yüz binlerce yatırımcı izliyor. Dolayısıyla şimdi Standard & Poor's, Moody's, Fitch gibi kurumlar eğer Türkiye'ye sırf gıcıklığına amiyane tabirle yorum yapıyorsa, not veriyorsa bu şu demektir. Onun tersine davranan bir yatırımcı Türkiye'ye gelir, bir fabrika kurar ya da tahvil alır, hisse senedi alır, deli gibi para kazanır. Ne olur burada? Bu kredi derecelendirme kurumlarının öngörüsü yanlış olur, çıkmamış olur. Dolayısıyla bunlar da ekmeklerinin netice itibariyle firmaları ve devletleri derecelendirerek yiyor. Siz de yani soru sormama müsaade etmiyorsunuz ama soruma cevap veriyorsunuz ya. Aynen, aynen. O yüzden şimdi bunlara yaptıkları yanlıştır demek
bence çok yüzeysel bir bakış açısı olur. Standard & Poor's'un, Moody's'in ve Fitch'in Türkiye ekonomisiyle ilgili yaptığı her yargı doğrudur. Yani bakın, bunun sağlamasını dünya üzerindeki diğer iktisatçılar, biz de yapıyoruz. Ve bir rapor açıkladığı zaman gerekçelerini sıralıyor ve açıkladığı gerekçeler de şu ana kadar mantıklı. Bunu bir hatırlatayım dedim, lafınızı kestim, özür diliyorum. Estağfurullah, ben zaten hani bu kurumları çok gündeme getiriyoruz ekonomi basında ve evet, çok önemsiyoruz ama bu kurumların önemi nedir diye size sormak istedim. Siz zaten onu heyecanla cevap verdiniz. Onu cevapladınız hemen. Evet. Peki ekonomi dipten dönüyorsa, hani bazı iktisatçı arkadaşlar öyle söylüyorlar, evet, hocalarımız öyle öngörüyorlar. Hatta bir bankanın baş ekonomisti sevgili Alvaro Ortiz, buradan selam söyleyelim. Kendisi bir ekonomi V çizecek bir formülü var. Ben zaman zaman bu V konusunda biraz kuşkularım olduğunu kendisine yazıyordum. Hatta bir Merkez Bankası toplantısında da kendisiyle denk gelmiştik. Yok dedi, yani sen öyle diyorsun ama bu gerçekleşecek diye. Aslında peki niye uluslararası derecelendirme kuruluşları bunu öngörmüyor? Demek ki böyle bir yükselişi görmüyor veya başka bir riskler mi gördükleri için sadece büyümeye bakmıyorlar? Yo, Moody's'in mesela şimdi dedikleri şeyler çok mantıklı. Mesela Türkiye için 2020-2021 büyüme tahminlerinde 3-4 arası rakamlar veriyor. Burada aslında rasyonel olarak kendilerine göre bir analiz yapıyorlar. Herhangi bir sıkıntı da yok yaptıkları analizde. Burada işte bizim tarafta, idare tarafında birazcık sıkıntılar var. O da şu, yanlışlarının dışarıdaki bir kurum tarafından tescil edilmesi haliyle insanlarda birazcık sıkıntı yaratıyor. Ve bir de bilirsiniz şöyle bir ifade kullanılır bazı basında, medyada. İşte zaten bizim notumuz kredi yapılabilir seviyenin altında. Önemli değil, düşürüyorsa düşürsün. Hayır efendim, bu da çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü bir çizgi düşünün, o çizginin altında Türkiye ne kadar çok aşağıya doğru, çöp seviyesine doğru gelirse Türkiye'nin dışarıdan yapacağı fonlamanın maliyeti artar. Yani Türkiye'nin hem firmaları hem devleti ne yazık ki dışarıdan borç almaya ihtiyaç duyuyor. Haliyle bu yatırım yapılabilir çizginin altından ne kadar çok uzaklaşırsak dışarıdan alacağımız borçların faizi o kadar artar. Ya da yabancı yatırımcı mesela fabrika kurmak istiyor Recep Bey. Hı hı. Fabrika kurmak için de gidip yine Moody's'in raporuna bakıyor. Diyor ki burada her şey yolunda mı? Yatırım yapılabilir seviyenin üzerinde mi değil mi? Ona göre onun için Türkiye, Polonya, Güney Afrika fark etmiyor. Neticede bu kurumlar hangisini övmüş, hangisini tercih etmiş ona bakıyor, götürüyor fabrikayı o ülkede yapıyor. Bakın mesela belki olaya Volkswagen'in de bir açıklaması oldu galiba. Alman otomotiv şirketi. Biz evet, işte şeyde Almanya içindeki kapasiteyi artırarak bu işi çözebiliriz tarzında da bir şeyler geldi. İşte bunlar o konuda ben daha evvel de vurgulamıştım. Belki geçen yayında hatırlamıyor olabilirim, belki söylemiş de olabilirim. Firma isim vermeden söyleyeyim. Benim otomotiv sektöründeki kaynaklarımdan öğrendiğim bu işin olduğu ve o fabrikanın Türkiye'ye eninde sonunda kurulacağı. İnşallah. Şu anda bir takım siyasi ve jeopolitik riskler gündemde olduğu için ertelendiği hususunda, ki Sayın Merkel de geçenlerde geldi, Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtemelen bu meseleyi masaya koydular. Çok büyük bir diye düşünüyorum. Tabii mesela bakınca dünyada erken kapitalistleşmiş, gelişmiş ekonomiler, işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ekonomileri, işte İngiltere ve İskandinav ülkeleri ve işte Japonya gibi dikkate aldığımızda, bunlardaki tasarruf sahiplerinin ciddi tasarrufları var, birikimleri var ve birçoğu da işte bizim bugün bireysel emeklilik sigortası diye adlandırdığımız sistemde şekilde birikmiş paralar var. Ve bu paraları bir takım fonlar yönetiyor, yönlendiriyor. Dolayısıyla bu paradan para kazanmak için neoliberal finansal düzende paraya ihtiyaç duyan, özellikle Türkiye gibi tasarruf açığı olan, dış kaynağa ihtiyaç duyan ülkelere bu paraları getirip faize yatırıyorlar veya kağıtlara yatırıyorlar. Oradan gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ama adam buraya parayı getirdiği zaman, adam burada erkek şeyinde kullanmıyorum bu arada hani. Human, İş insanı diyelim. Human, ben anlamında yok. İnsan anlamında kullanıyorum. Evet. Hani erkek kadın gibi. Adam yani buraya paraya getirdiği zaman kurum. Dolayısıyla bu para değer kaybeder mi? Yani hep yaptığımız bir şey var. 100 dolar Türkiye'ye yatırım yaptın. Bir yıl sonunda alacağın faiz %12.
TL bazında işte diyelim. İşte kur 6 liradır, 600 lira, işte %12 faiz alırsın. İşte 700 küsür bilmem ne falan filan. Ama dolar, tekrar dolara çevireceksin ya ülkene götürürken parayı en nihayetinde. Bunlar gelen paralar 2-3 yıl geliyor, sonra gidiyor veya 1 yıl geliyor. Dolar faizden hızlı artışsa, adamın 600 dolar, 700 olsa ne olacak? Dolar 8'de çıktıktan sonra. Yani 100 getirmiş, 90 dolarla geri dönecek. Dolayısıyla para kaybetmiş oluyor. Şimdi böyle bir öngörü olan ortamda da kimse para getirmiyor en nihayetinde. Evet. Türkiye'nin yaşadığı kur şokları ve öngörülemeyen kur bu yüzden sıkıntı yaratıyor. Esasen şu anda Türkiye'de liberal ekonomiyi savunan bazı ekonomistlerle ben aynı fikirde değilim. Belki siz de onlardan birisiniz. Kurun baskılanması noktasında. Evet, kurun baskılanmasının bir takım getirdiği riskler var Merkez Bankası'na ve hazineye. Ama en nihayetinde yabancı yatırımcılar da bir kur öngörüsü sunmuş oluyor. Bakın diyor, ben kuru bu seviyelerde tutacağım. Evet. Kur çupası koyuyor. İsmi konmadan bunu koyuyor. Çünkü Merkez Bankası bunu koyamaz. Dolayısıyla diyor ki bakın ben kurun artmasına izin vermeyeceğim. Veya şu, yeni ekonomi programı şu kadar öngörüyorum. Yabancı yatırımcı da evet diyor, kur diyor, demek hükümet bunu öngördü. Böyle bir şey veriyor. Faiz de bu kadar veriyor. Ben ona göre geleyim. Dolayısıyla o zaman faizi düşürdüğü vakit biliyorsun o kağıtlar alım satımında faizden para kazanıyorsun. Öyle bir sıcak para girişi olabiliyor Türkiye'ye. Ama daha çok para gelebilecekken bilhassa geçen yıl bunu çok yaşadık. Yani sadece Türkiye üzerinde de bütün gelişmekte olan piyasalar anlamında, gelişen piyasalar anlamında bir takım riskler doğduğu için Kasım'dan itibaren belki cari işlemler verisinde belki oraya değiniriz dış açıkta falan. Bir dünyada bir olumlu hava esti ve tekrar para girişleri başladı bizim gibi ülkelere. Bütün risklere rağmen. Türkiye çok daha fazla pay alabilecekken daha az pay aldı. Hatta son haftalarda devlet tahvillerinden çıkış gözlemliyoruz. Ne yazık ki. Yani bu garantörlüğe garanti vermesine rağmen kuru baskılayarak, ki kuru baskıları da bedel ödüyoruz. Öyle bir de handikapımız var diyebilirim. Yani bir güvensizlik hakim piyasalarda. Ne kadar bedel ödeyerek bir takım şeyleri stabil tutuyor olsak da, sabit tutuyor olsak da diyebilirim. S&P'ye biraz böyle bakıyorum ben de. Yani dolayısıyla her ne kadar dipten çıkış görünse de belli noktalarda, yani herhalde anladığım kadarıyla hükümetin bu gösterdiği tabloda bu başarıyı sağlayamayacağını öngörüyorlar ki hiç değilse ben o durağan olan notu bir pozitife çevirmesini beklerdim. Aynen. Yani sıcak para ya ekonomimizi açık hale getirdiyseniz, aynen, haksız mıyım? Tabii. Yani elin parasına muhtaç haldeyseniz, tefeciye muhtaç hale kalırsanız bu işler böyle olur. Çok Recep Bey, bir de yani hani dedim ya az önce de zaten yaptıkları açıklamalarda mantıksız bir taraf yok. Dedikleri şeyler de klasik şeyler. Kırılganlığa işaret ediyor. Neden kırılganlık? İşte jeopolitik riskleri gösteriyor. Yüksek borçluluğu yani gösteriyor. Suriye'yle hiç gereksiz bir şekilde. Yani ben şunu anlayamıyorum. Ben bu siyasi yorum yapmak zorundayım bir vatandaş olarak. Yani Suriye'de bir Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümet var. Resmi bir hükümet var. Yani resmi hükümetle neden bir takım yola gidilmez de bir takım, tabii ki Türk Devleti'nin de orada çıkarları ve hükümetin de, herhalde hükümet de burada bir şeyle hareket etmiyor yani oğlum. Ama burada bir uzlaşı bulmak, tabii, ve hem bizim askerimizin burnu kanamayacağı şekilde bir uzlaşı bulup o işi en Türkiye'nin lehine olacak şekilde halletmek dediğimiz gerekirken gibi. Niye yıllardan beri bir şey? Ben anlayabilmiş değilim. Vallahi iktisadı ne yazık ki siyasetten ayıramıyoruz. Yani iktisadi politikaların içeride başarılı olması için sizin bir kere yurt dışındaki diğer ülkelerle de iyi geçinmeniz lazım. Eko çözüm diyoruz ya mesela, yani çözüm yani bu güvensizlik ve belirsizliği, işte S&P'nin Standard & Poor's'un Türkiye'nin notunu durağından en azından pozitife çevirmemesi nedenlerinden bir tanesi jeopolitik riskler diyorsak, bu risklerden bir tanesi Suriye tarafıdır, meselesidir. Bir tarafta Rusya ile ittifak halindeyken Ukrayna konusunda bir takım önce adımlar atmamız, ki oraların şeyi karışık biliyorsunuz, kavgası var kendi aralarında Ukrayna Rusya. Evet. Demek ki Türkiye'nin daha böyle bir ön alıcı değil de daha böyle bir temkinli ve tedbirli politika uygulasa, yani önemli olan belki ekonomisi daha şu, eğer stabil hale gelecek. Hani yönetimdeyiz diyelim, ben yönetimin başındayım ve vatandaşlarımın refahını da artırmak istiyorsam bir şekilde benim kendi duygularımın ve düşüncelerimin önemi olmaması lazım. Vatandaşın refahının artması için Mısır'la da işbirliği yapmak gerekiyor, gerekiyorsa Suriye devletiyle de işbirliği yapmak gerekiyor. Yani zaten bakın bu işin çok kolay bir sağlaması bir var. Bir şey söyleyeyim mi bir not? Yani öyle dediğiniz çok önemli bir şey söylediniz burada.
Bakın Çin, Amerika değil mi? Kapışması var evet. büyük bir şekilde ve Obama döneminde Obama doktrini ve Pasifik yüzyılı ilan edildi ve Çin bir numaralı düşmanı ilan edildi Amerika'da. Resmi devlet kayıtlarında bakın bu. Evet. Çin bir numaralı Amerika'nın rakibi ve düşmanı. Ama ikisi oturuyorlar. Ticaret savaşında faz 1 diye bir anlaşma imzalıyorlar. Sayın Devlet Başkanı Xi Jinping mektubunu yollatıyor yardımcısıyla. Trump'ın yanında okuyor. Trump da böyle mektuba bakıyor gülerek. Hoşuna gidiyor filan. Demek ki Çin hükümeti bir takım siyasi mülahazalardan, siyasi bir takım ihtiraslardan uzak bir şekilde vatandaşın refahını artırmak için kendisini düşman görenle bile masaya oturup müzakere yani edebiliyor. Yani bıçağı vurup kesmiyor. Kesmiyor. İşte efendim yok orada Esad var, burada Sisi var demiyor. Eğer Sisi darbeci bir general olabilir ama onunla Fransa, İtalya, Almanya herkes ticaret yapıyorsa, ilişki kuruyorsa Türkiye'nin de artık bir takım ısrarları bırakmasının zamanı geldi. Sağlaması şu, bu dediğimiz doğru mu değil mi? Hemen sağlamasını şöyle yapalım. Cumhuriyet ilk kurulduğunda Ulu Önder Atatürk ne yapmıştır? Sadabat Paktı'nı kurmuştur değil mi? Sonra Güneyde. Ondan sonra gelmiştir. Balkanlarda Balkan Antantı'nı kurmuştur. Romanya'yla, Bulgaristan'la, Yunanistan'la. Peki neden bunları yapmıştır? Çünkü içeride Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütebilmek için dışarıdaki komşularla iyi ilişkilerin kurulması gerektiği şart. Türkiye'de. Yoksa kamu harcamalarınızı artırırsınız, ordunuzu oraya yollarsınız, buraya yollarsınız. İki yakanız bir araya gelmez. Amerika müttefikimiz deniyor. Yani şimdi evet. okyanus sitesindeki bir ülke nasıl bizim müttefikimiz olabiliyor? Ya gerekirse çıkarlarımız için Amerika'da olur, Rusya'da olur, Çin'de olur ama rasyonel Türkiye'nin politikalar... Türkiye'nin esas müttefikleri komşularıdır. Yapmamız. Yani bakın olay bu. Şöyle düşünelim. Ben bir... Nerede oturuyorum? Ben şey, Beyoğlu'nda oturuyorum. Siz nerede oturuyorsunuz diyelim. Kazakistan'da, Almatı'da oturuyorsunuz. Değil mi? Mesela orada bir şey... Komşuyla yedi. Kavga ederek olmaz bu işler. Ben şimdi siz diyorum ki ben evrenle stratejik müttefikim. Ama hemen yan tarafımda, yan komşumda kavgalıyım sürekli olmaz, sabah akşam. At komşumda kavgalıyım. Olmaz, ne yazık ki olmaz. Şimdi stratejik müttefik kim? Onunla yüz yüze bakıyorsun her gün. Yani evet. coğrafya kaderdir bir i̇şte anlamda. İşte mecburen bu siyasi konulara da girdik. Neden? Çünkü dönüyor ucu iktisadi konulara dokunuyor. Dokunuyor. Hani eğer çözüm gerekiyorsa da çözüm işte aynen Ulu Önder'in yaptığı gibi bütün komşularla barışı sağlamak. Düşünebiliyor musunuz? Öyle biri der ki 100 yıl önce attığı her adım bugüne bile hala geçerli. Aynen. Belki bir, aynen. 1000 yıl sonra hala İktisadi geçerli. İktisadi politikaları dahil. Kesinlikle öyle. Evet. İktisadi politikaları. Geçen yayın bahsetmiştik. S&P'den bu kredi direncelendirme kuruluşundan dış ticarete doğru bir geçelim istiyorum. Aynen. Dış ticarette neler oluyor? Dış açığımız artmaya başladı son 3-4 aydır. Gerçi Ocak ayında ihracat da hızlı başladı ama ithalatta da bir yükselme var. Yakın zamana kadar ihracatın ithalatı karşılama oranı %80'lere kadar çıkmışken onun böyle bir %74'lere falan doğru bir geri geldiğini görüyoruz. Evet. Demek ki ithalatımız ihracatımızdan hızlı yükselmeye başladı. Ne oldu şey cari fazla veren ülke şey hikaye mi oldu? Evet. Söyleme. İşte en son benim şu an önümde açtığım şu 31 Ocak'taki dış ticaret istatistikleri Aralık ayına ilişkin. Aralık ayında ihracatın %6.4 arttığını ama ithalatınsa %14.9 arttığını söylüyor ki dış ticaret açığı bir önceki Aralık ayına göre %57.6 evet. artmış. Nereden? 2.7 milyardan 4.3 milyar dolara çıkmış. İşte biz şimdi hocam cari fazla vermiştik ve ekonomiyi yöneten değerli yöneticilerimiz, siyasilerimiz de Türkiye hatta Davos'ta bile bunu söyler. Türkiye cari fazla veren bir ülke haline geldi diye. Şimdi Türkiye ekonomisinin genel yapısını bilen ki o Davos'takilerin hepsi bunu çok iyi biliyorlar. Evet. IMF olsun, Dünya Bankası olsun, diğer Standard & Poor's gibi kuruluşlar olsun. Türkiye bir ödemeler dengesi krizi yaşadığı vakit dolayısıyla döviz bulamadığı için ithalat yapamaz. İthalat yapamadığı için doğrudan önce bir yatırımlar düşer. Olan stokları eritir. Ufak ufak tekrar para buldukça şeyine başlar. İhracat yaptığı ihracat gelirleri ithalatını yapar. Tekrar ekonomisini ufak ufak döndürür ama bu dış ticaret hareketi ekonomiyi istihdam sağlayacak anlamda büyütmeye yetmez. Dolayısıyla biz 2018'in Ağustos'unda yaşadığımız kur krizi sonrası 2019'un sonuna kadar böyle bir dönem yaşadık ve bu dönemi cari fazla verir hale geldik diye bir propaganda malzemesi haline getirdiler. Şimdi sizin az evvel belirttiğiniz verilerden ben şunu görüyorum istatistiklerden. Bu söylemin bir hikayeden ibaret olduğunu. Evet. Evet.
Yani keşke biz hani yaz aylarında cari fazla verdik diye seviniyorduk ve bunu da çok büyük bir başarı olarak anlatıyorlardı. Keşke bu dün üretemediğimiz yüksek katma değer içeren malları burada üretip satmamıza bağlı olsaydı. Yani Türkçesi şu, bilgisayardı, efendime söyleyeyim uçaktı, gemiydi, kimyaydı, ilaçtı, bunları üretti Türkiye. Yüksek teknoloji içeren mallar bunlar, sattı ve ne yaptı? Açığı düşürdü. Artıya geçti. Böyle bir şey yok. Dediğiniz gibi işte Türkiye üretimi ne yazık ki dış girdiye bağlı. İmalat sanayinin dönmesi için dışarıdan yarı mamülü ham maddeyi getirmesi lazım. Böyle olduğu zaman da haliyle kur arttığı zaman da maliyetler de yukarı çıkıyor. Bir cari fazla masalıyla bütün bir yazı geçirdik. Tabii ki o noktada hükümetin de yerleştirme programı kapsamında ithal ikameci politikalar anlamında tarımsal üretimi destekleme anlamında bir takım kredilendirme mekanizmaları, teşvik mekanizmaları devreye girdi. Fakat bunların tanıtımı yapılırken sanki bugünden yarına bir şey oluyormuş gibi bir algı oluşturuldu ve yaratıldı. Bunun böyle olmadığı ne yazık ki 2020 yılında göreceğiz. Eğer hakikaten de şimdi cari işlemler verilerine baktığımız zaman ufak tefek finansman girişleri var. Eğer o finansman girişleri devam eder de cari açık yükselirse bu hikayenin böyle olmadığını göreceğiz. Ve yani bu sefer şu da ortaya çıkıyor. Ekonomik bilimler üzerindeki inandırıcılığınız yok ediliyor. Yani nasıl ki Merkez Bankası'nın ben geçen yayında da ifade ettim, kredibilitesinde yani güvenilirliğinde ve inandırıcılığında bir takım erozyonlar meydana geldiyse bu sefer ekonomi yönetiminin de böyle bir erozyon gündeme geliyor ve bu üzücü oluyor. Halbuki olanı söylesek o dönem, cari fazla verdik ama bunun nedeni budur. Evet. Fakat bu cari fazlayı bizim mantalitemiz ve anlayışımız devam ettirmektir. Yani Türkiye'nin açık veren bir ekonomi değil, fazla veren bir ekonomi. Türkiye İlaçlar Meclisi Başkanı Sayın İsmail Gül'le seçilmeden evvel, 2 sene önce bir toplantıdaydık. Bir laf etti. Dedi ki biz Türkiye'nin cari fazla vermesini istiyoruz. Dedim ki başkan bu söylemin arkasında dur. Biraz çekindi acaba çok iddialı. Hayır dedim. İddialı bugün olabilir. Bir 10 yıl sonra olmayacak. Bu söylemin arkasında durun. Türkiye'nin hedefi bu olsun. Cari fazla veren Türkiye. Şimdi dış fazla veren Türkiye. Ekonomi yönetenler de eğer bunun propagandasını yapmak yerine hani olan o konjonktürel kriz kaynaklı. Geçici bir olaydı yani. Başardık, başarma değil de. Bu böyle böyledir fakat biz bunun adımlarını atacağız. Çünkü biz Türkiye'nin bir daha bir kur şoku yaşamasını istemiyoruz. Vatandaşımızın bir daha gelir kaybı yaşamasını istemiyoruz. TL'nin üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu Türk lirasının ekonomik birimlerce tercih edilmeyip Benjamin'in, Amerika'nın dolarının tercih edilmesini istemiyoruz. Evet. TL'ni istiyoruz. Orada işte demek Recep için Bey, bunu yapmak gerekiyor. Şöyle bir durum var ama hani dediniz ya ithal ikamesi politikaları. Burada işte hani bizim üretimin dışarıyla bağını kesmek için yani yarı mamülü ham maddeyi burada üretebilmek için demek ki buranın bir reform yapması lazım. Ha, reform da bugünden yarına olacak şey değil. Dönüp bu üretim tesislerini kurabilmek için de kaliteli personele ihtiyacınız geçen var. Yayın o şeye eğitime gitmeniz lazım. Şimdi bu da zaman alacak. Sıkıntı burada birazcık da şu. Yani hükümette bu reform hareketleri içinde bir ivme görmüyoruz ne yazık ki. Yani sürekli semptomatik tedavi, yani bir ağrı var. Ağrı varsa hadi aspirin verelim ama o baş niye ağrıyor? Bu başın ağrımasının sebebi çok net. Kırılgan ekonomi demek şu demek, dışarıya bağımlı Türk ekonomisi demek. Sürekli dövize ihtiyacınız var, dolara, euroya ihtiyacınız var ki üretiminizi yapın. Üretim durunca ithalat duruyor. Ve biz diyoruz ki aman ne güzel ithalat durdu. Aslında çok kötü bir şey. İçeride üretim durmuş. Buna bağlı olarak sizin ithalatınız kesilmiş. Dış ticaret hacminin düştüğü bir ekonomide ithalat azaldı diye sevinilmez. Çözüm şu bence. Eko çözüm diyoruz. Çözüm şu. İktidarın şunu yapması lazım. İki tane ana alan belirlemesi lazım. Bunlardan birincisi imalat sanayi, diğeri tarım. Hadi tarımda yine dış girdi pek fazla olmaz. Bir şekilde tohumunu, makinanı yine buralarda yapabilirsin. Ama imalat sanayinde mutlaka hani bu eskiden yapılıyordu ya kalkınma planları, 5 yıllık kalkınma planları. Yine 5'er yıllık kalkınma planlarını sadece kağıdın üzerinde değil, fiiliyata geçirerek bir şekilde hayata geçirmek lazım. Burada bir virgül koyalım. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Sonra devam edeceğiz.
Cem TV ekranlarından tekrar merhaba. Eko Çözüm'e tüm hızıyla devam ediyoruz. İlk başta programın S&P'nin Türkiye ekonomisine ilişkin verdiği notu değerlendirdik. Dış ticarete değiniyorduk ki hükümetin atması gereken adımları Sayın Evren Devrim Zelyut ifade ediyordu. Planlama dediniz Sayın Zelyut. Evet, planlama yapılması lazım. Beşer yıllık planlarla acaba biz bu doları, euroyu hangi yarı muamele, ham maddeye veriyoruz? Aslında yapıyorlar. Hakkını yememek lazım. Belki bir gün sırf burada, ister Sanayi Bakanı burada çağıralım, Sayın Varank'ı. Hı hı. Belki işte plan bütçede Sayın Naci Ağbal, ki çok değerli bir bürokrattır, eski bakan. Devlet planlama, benim öğrendiğim şu, devlet planlama teşkilatımız vardı. Kalkınma Bakanlığı yaptı. Sonra Kalkınma Bakanlığı biliyorsun yeni dönemde olmadı. Fakat Cumhurbaşkanlığı Plan Bütçe Başkanlığı altında bu ekonomi birimlerinin hepsi duruyormuş. Yani yıllardan beri çalışan ekiplerle beraber. Bu ekipler çalışıyormuş. Fakat anladığım kadarıyla bu 11. Kalkınma Planı mesela, birçok sanayiciden şunu duydum ben o konularda. Hı. Çok iyi bir plan dediler. Ben de hedefler anlamında, iyimserlik anlamında iyi gördüm. Fakat kendi içerisinde tutarsızlığı vardı. Bunu da yazdık, dile getirdik. Yani atılan bir adımlar var, yapılan planlar var ama demek ki toplumun geneline üretim dediğimiz, Sumru Hoca vardı bizim Koç Üniversitesi'nde. O şey derdi, yani şeye baktığımız vakit, şimdi başka bir yabancı üniversitede yurt dışında, kalkınma olayı dedi, üretim olayı, bütün kahvehanelerde dahi konuşulur hale getirmektir. Yani bir, hani ben şey diyorum ya, Cumhuriyet dönemi, Mustafa, hı-hı, Kemal Atatürk'ün bütün, evet, o taşrayı gezip bütün bir halkı harekete geçirmesi potansiyeli. Yani kalkınma dediğimiz, sıçrama dediğimiz zaman bu planların kahvehanelerde dahi konuşulur hale gelmesi lazım. Bugün biz kahvehanelerde neyi konuşuyoruz? Zamları konuşuyoruz. Recep Birazdan Bey, geleceğiz. Avrasya Tüneli'ne yapılan %56'lık zammı konuşuyoruz. Of, o çok çılgın bir şey. Ya burada ama şimdi şu var. Yani şimdi tamam, bunu vatandaşa da inmesi gerekiyor ama netice itibariyle vatandaş oylarıyla bir politika yöneticilerini seçiyor. Siyasi ve ekonomi politikamı yönet diyor. Burada işte tamam var. Evet, ben kağıt üzerinde olduğunu biliyorum. Ama problemimiz şu. Bakın. Mesela tarım, enflasyon konuşacağız. Enflasyonun yarısı gıda fiyatlarından geliyor. Evet. Tarımda reform diyoruz. Tarımda reformla ilgili sürekli PowerPoint sunumlarda, sürekli bir takım dosyaların içinde bir sürü plan var. Bir sürü kanunlar, hal kanunu vardı işte, efendime söyleyeyim, meclise sevk edildi. Ama bakın, burada öldürücü darbe şu. Yani sorunu gerçekten çözecek ve işi eyleme dökecek hareket yapılmıyor. Burada bu hareketi yapmadıktan sonra klasörler dolusu plan yapsak neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz. Burada işte hükümetin eksikliği karşımıza çıkıyor. Bir an önce burada hem imalatta hem tarımdaki reformları hayata geçirmeleri lazım. Geçen yıl galiba Berat Bey söylüyordu. İşte bir tarım şurası toplandı en son geçen ay. Ama bakın hala konuşuyoruz. Hala konuşuyoruz. Konuşmaya gerek yok artık. Türkiye'de yazmaya, çizmeye de gerek yok. Kooperatif enflasyonu var. Kooperatif yapacaksınız. Üretici birlikleri yapacaksınız. Eko Çözüm'den kendilerine gayet bir cümle söyleyelim. Lütfen gidin Fransa'da, Amerika'da üretici birlikleri nasıl çalışıyor? Bunu inceleyin. Gelin bunu Türkiye'ye uygulayın. Eğer siz üreticiyi birlikler halinde toplamazsanız hiçbir şekilde bu tarım problemlerini çözemeyeceksiniz. Bakın, bu kadar net. Yakın zamanda, hatta bugün bir haber vardı. Almanya'da tarım ürünleri fiyatları o kadar aşağı düşmüş ki çiftçiler Sayın Merkel'i protesto etmeye hazırlanıyorlarmış. Yani demek ki tarımsal enflasyon bazı ülkelerde o kadar düşük ki. Evet. Yani çiftçi artık isyan noktasına gelmiş. Bize bakıyorsunuz, çiftçide ucuz, markette pahalı. Yani daha önceki gün Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı açıkladı. Yani bazı ürünler arasında 13-14 kat fark görebiliyoruz. 4-5 kat var genel itibariyle. Neden? Bakınca çünkü fiyatlarda. Çünkü aracı çok. Tedarik zincirinde bir takım sıkıntılar var. Şimdi aracı çok. Sanki bütün her şeyin sorumlusu bu aracılarmış gibi. Yani hiç kimse, herkes bir aracı diyor. Bu aracılar kim? Bir. Herkes bir aracıya top atıyor. Aracıları dövelim. Aracılara sövelim. Aracı, yani kardeşim, aracı dediğin adam da, tamam mı, bu ülkenin düşmanı değil ki. Çiftçiden alıyor, hale getiriyor, oradan taşıyor, buraya getiriyor. Bakın, köprüye zam, köprü geçiş ücreti, benzine motorine zam, otomotiv kamyon üretimi, tamam mı, zam.
İthal alıyorsun birçok malzemeyi. Yani bir ekosistem meselesi. Sadece aracı değil ortada olan. Kaldı ki ben geçen yayında da burada ifade ettim. Antalya'dan buraya yaş sebze meyve taşımakla İstanbul'u besleyemezsin. Pahalı beslersin besliyorsan da. Ve oradan gelirken bir kere kayıp oluşuyor. Yani dolayısıyla İstanbul'un çevresinde İstanbul'u besleyecek bir tabiat yaratman gerekiyor. Ekosistem yaratman gerekiyor. Başka evet. şekilde olmaz. Bakın Washington diyesim geliyor. Washington, Chicago'nun Chicago olmasının nedeni Chicago'nun çevresinde tarım arazilerinin olmasıdır. Büyük. Tabii dengeli yani. Kent orası kenti besler. Kentle kırsal dengesini ama biz ortadan kaldırdık. 15 milyon insanı getirmişiz, İstanbul'a yığmışız. Ondan sonra da hem onların suyu hem gıdaları vesaire kontrolsüz bir şekilde olunca da böyle yüksek ücretler. Avrupa hinterlandının ve o işte merkez kapitalist ülkelerin bir çevre ekonomisi olan Türkiye çizdikleri şu 1980'den öncesi modelde işte köyden kente göç, ucuz iş gücü, evet. Tekstil sanayi ve montaj sanayiyle büyüyen bir ülkeyiz. Ama artık bununla iş gitmiyor. Bakın bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Fasonculukla olmaz bu iş. Değil mi? Artık fasonculuktan çıkmak için de siz köyden kente göç ve ucuz iş gücüyle bu işin yürümeyeceğini bilmemiz gerekecek. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Ya bu kadar üniversite açtık, özel üniversiteler var. Demek ki bir yerden bir yere niye gelemiyoruz? Ben hesaplamıştım onu biliyor musun? 130 milyar dolar mı ne? Bu işsiz kalan üniversitelilerin şeyini hesapladım. Yıllık eğitim masrafları üzerinden işte bugüne kadar. Şu andaki işsiz üniversiteler 1.3 milyon, 1.1 milyon öyle bir şey. Bir sonraki yayında böyle tam verileri veririz. 130 milyar dolar ya. Çöpe atmışsın 130 milyar dolar. Şu an atıl duyuyor. 130 milyar dolar. Evet. Ve bu insanları ailelere besliyor. Şimdi hangi ekonomiden, hangi işe katma değerden bahsedeceğiz? Bakın Türkiye Odalar Borsalar Birliği geçen hafta bir veri yayınladılar. Bu sanayi kapasite raporu diye. O sanayi kapasite raporunda bütün sanayimiz içerisindeki yüksek teknolojinin payı %3'lerde. Olmaz. %10'a getirmemiz gerekecek. İşte bunun içinde reformlar gerekiyor. Yani. Ama 3 yıldır bakın burada şöyle bir sıkıntı var. 3 yıldır bu kriz başladığından beri hatta krizden önce Mehmet Şimşek döneminden itibaren biz burada hep reform konuşuyoruz. Reform konuşuyoruz. Eğitimde başlatmamız lazım. Kaliteli çocuklar yetiştirmemiz lazım. Sonra bunlar kaliteli eğitim alan insanlar kaliteli iş gücünü doğuracaklar ve kaliteli iş gücü de katma değeri yüksek, teknolojisi yüksek mallar üretecek. Ama 3-4 yıldır Allah rızası için birisi bana göstersin. Eğitim ne yapılmış? Eğitim yazboz tahtasına çevrilmiş. Ben şu an eğitim sistemi nasıl çalışıyor inan bilmiyorum. Çünkü onlarca kez, yüzlerce kez değişti. Ve veliler mutsuz, öğretmenler mutsuz, öğrenciler mutsuz. Ve oradan yetiştirdiğimiz çocuklar bizi nasıl 2023-2071 hedeflerine getirecek? Bakın, burası soru işareti. Yakın zamanda çok ilginç bir örnek yaşadık. Yani bir özel okul sorun yaşadı ve bir kamu üniversitesinin vakfı galiba işte vakfı veya kamu evet. üniversitesi o okulu bünyesine aldı. Yani dolayısıyla devlet okuluna öğrenci çocuğunu göndermeyen ve kazıklanan diyelim tırnak içerisinde veya işte o şirket battığı için kişilerin mağduriyetinin bedelini çocuklarını devlet okuluna gönderen daha düşük grup gelirli yoksul kesimlerin vergilerinden karşılandı. Böyle bir adalet mekanizması, böyle bir ekonomik mekanizma işlemez. Evet işte yani geçici çözümlerle sadece bölgesel çözümlerle bu işi çözemeyiz. Bizim acil olarak hem tarımda hem imalat sanayinde hem eğitimimizde şu andan itibaren dönüşmemiz lazım. Neden şu an biz bu dönüşüm kararını versek 10 yıl 15 yıl sonra bunun meyvelerini yiyebileceğiz. Ama her saniye, her dakika, her saat ne yazık ki şu an Türkiye'nin aleyhine işliyor. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Şu, Sayın Berat Albayrak da söyledi. Ben geçen yayında da vurguladım. Varlık fonu mesela bilhassa petrokimya tesislerinin yapılması noktasında bir adım atacak. Gene bir özel şirket bir petrokimya biliyorsunuz. Türkiye'ye 6 tane petrokimya şirketi lazım. İthalatı engellemek için. Gene ferrokrom tesisi lazım 2-3 tane Türkiye'ye. Böyle alanlarda ve 42 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geçen yıl çıkartılan şirketler ortak olma bilhassa hazinenin o da daha çok yerleştirme programı kapsamında atıyorum.
Yani Türkiye'nin kendi içerisinde üretebileceği bir ürünü gidip de aynı fiyata üretebilecekken yani dışarıdan ithal ediyorsa sırf şeyden dolayı kolaylık olsun diye buna izin verilmeyecek. Dolayısıyla böyle bir üretim hareketi var, hareketlenmesi var ve bunlar çok uzun yıllar da değil biliyor musunuz? 2-3 yılda ufak ufak meyvesini almaya başlayacağımız şeyler. Nitekim bir poliüretan denilen o şeyler bu tekstil sanayi için kullanılan elyaf tesisi kuruluyor. Ciddi bir yatırım yapılıyor. Orada Ecep bir şey Bey, var. O kuruluyor, fakat o kuruluyor ama bunlar yeterli. Bunlar şu değil, anki mevcut değil. Mevcut sistemi onaracak ve burada işletecek şeyler. Bizi izleyenlerin başka bir yere gidiyor dünya. Konuyu çok net bir şekilde anlaması için ben formülü yazayım. Olay şu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Çin'den ithal ettiği o yarı mamul ve ham maddelerin listeleri belli. Dolayısıyla Türkiye bir çıkış arıyorsa kendisine şunu koyacak ortaya. Diyecek ki ben Çin'den ithalatı minimuma indirecek 8 milyon dolarlık cımbız ve toplu iğne ithal ediyorum. Kurmam lazım. Şimdi belli. Yani ha Berat Bey de çok fazla araştırmasın, üzülmesin, yorulmasın. Gidecek müşavirlerine diyecek ki kardeşim Çin'den biz ne ithal ediyoruz? Çin'le Türkiye arasındaki dengesizlik o kadar büyük ki Anadolu topraklarından her yıl Çin'e 20 milyar dolarımız gidiyor. Bakın. Biz onlara ihracat yapamıyoruz. Biz onlardan mal alıyoruz. Aldığımızla sattığımız arasında 20 milyar dolarlık fark var. Dolayısıyla burada hükümet ilk önce ithal ikamesinde alacak Çin'den ithal edilen malları. Diyecek ki ana sektörlerim şu. Şu 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 fabrikaları kurmam lazım. Öyle bir tane petrokimyayı kurdum Azerilerle oldu bitti. Bunun reklamını yap, basını çağır, medyayı çağır. Bakın ithal ikamesi stratejisi. Hayır bu değil. Çin'le senenin Türkiye'nin bağını ne kadar çok kesebiliyorsan o kadar çok sen gerçekten bu ekonomiye iş yapmışsın demektir. Her yıl 20 milyar dolarımızı alıyor Çinliler. Tabii Çinliler zorla mı alıyor? Almıyor. Çinli mal satıyor. Herkese mal satıyor. Biz de uyanık olacağız bir şekilde. Bakın Amerika bile bizden 50 kat zengin devlet. Buna rağmen Trump o kadar beğenin beğenmeyin demiştir ki Çin'den bu kadar aldığımız mal olmaz buna dur dememiz lazım. Aynı şeyi şimdi bizim yapmamız lazım. Bunu eko çözüm aracılığıyla şimdi hem vatandaşlarımıza hem de yöneticilerimize iletelim. Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalata artık birisinin dur demesi gerekiyor. Hocam, ve buradan başlaması lazım. O konuda gerekli altyapı hazırlandı. İstanbul Metal İhracatçılar Birliği, daha doğrusu İDMİB var, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği ve onun üst çatı kuruluşu bir genel sekreter. Bu İhracatçılar Birliği'ni aşacak bir konu ama. Hayır yani efendim. Çok komplike bir konu. Yani İhracatçılar Birliği'ni aşacak değil. Çünkü Türkiye'de en çok ithalatı yapan ihracatçılar biliyorsun. Onlarda ama o tesisleri kuracak sermaye yok. Devlete ihtiyaç var yani. Yanlışınız şöyle. Ben anlatayım öncelikle şu meseleyi. İDMİB çatısı altında bir araştırma yapıldı İMİP Genel Sekreterliği. Çin'den ithal edilen malların ne kadar Türkiye'de üretilebilir? Bunun için ne kadar bilmem ne lazımdır? Hatta üretilebilecek şeyi de bile çıkardılar ortaya. Yani bir sundular bunu. Bakın Recep Bey bir aynı şeyi tekrar ediyorsunuz ama hem devletle ilgili hem de ihracatçılar birliği ile ilgili o yapıldı, bu yapıldı, şu yapıldı diyorsunuz. Yapıldı değil, çalışma yapıldı hepsi diyorum. Hepsi kağıt üstünde. Sen ama şimdi diyorsun ya böyle böyle yapıldı. Bu kağıt yapıldı. Üstündeki onu faaliyete geçirmeleri lazım. Bizim kağıt üstünde artık Türkiye, bak kur olmuş 6 lira. Artık Türkiye'nin 6 liradan mal ithal ederek ekonomisini döndürmesine zaman yok. Vakit yok, derman da kalmadı. O yüzden artık ama işte zaten geçen Sayın Berat Albayrak'ın da söyledi o değil miydi zaten? İşte Berat Bey hep söylüyor. Rekabetçi kur meselesi. Tamam işte Berat Bey hep söylüyor. Biz de Berat Bey'e buradan iletiyoruz Sayın Bakan. Öngörülebilir rekabetçi kur. Lütfen artık bunları kağıt üstünden çıkartın. Vatandaşın dermanı kalmadı. Çıktığınız zaman beyaz peynirin fiyatı, kıymanın fiyatı 50 lira oldu, 60 lira oldu. O yüzden bu işleri bir an önce kağıttan bakın fiiliyata dökün. 5 yerektir yatırımlar düşüyor. Geçen gün havuz medyasının amiral gemisinde bir haber vardı. İşte bilmem ne Afrika'nın bir ülkesinde Liberya mıdır nedir işte oraya Türk yatırımcıların ilgisi fazla diye. Ben de haberi paylaştım. Bu haberi dedim şu notla okuyun. Türkiye'de 5 yerektir yatırımlar düşüyor. Haberi yapan gazeteci abimiz de büyüğümüz de öyle bakmamak lazım. Bunlar daha çok ham madde yatırımları filan demişim de. Dedim ki evet yani doğrudur ama bu tür yatırımlar her zaman oluyordu zaten. Yani ona bir itirazımız zaten yok. Ama Türkiye'de niye? Bakın elin Liberya'sında bile öngörülebilirlik var. İstediğiniz kadar ülkede ham madde olsun. O ülkede öngörülebilirlik yoksa
Güven yoksa kimse oraya parasını yatırmaz. Dolayısıyla demek ki elin Afrika ülkesinde bile var. Bizde yok ki 5 şeriktir yatırımlar düşüyor. Şimdi o dediğiniz noktaya gelelim. Yani bunların raporları hazırlandı, var. Öngörülebilir kur, öngörülebilir rekabetçi kur anlayışlı oturmuş vaziyette. Onu da taahhütünü veriyor hükümet. Fakat özel sektör niye yatırım yapmıyor? Bakın, o kadar faizleri zorla düşürüyoruz. Kredilendirmek için bankalara, değil mi? Sopa gösteriyorsun diyoruz falan. Geçen hafta konuştuk burada. Niye yapılmıyor? Yapılmıyorsa kardeşim, kamu burada devreye girecek. Evet. İşte varlık fonuyla muhtemelen onu girecekler. Bakalım, göreceğiz. İnşallah. İnşallah Kızılay gibi olmaz. Peki enflasyona ne diyorsunuz? Enflasyon mu konuşacağız şimdi? Tabii. Enflasyona çok şey derim de vallahi enflasyona şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye İstatistik Kurumu 418 tane mal ölçümü yapıyor. Mal ve hizmet ölçümü yapıyor. Ocak ayında bunların 268 tanesi, yani %64'ünün fiyatı artmış. Yani pazara çıktığınız zaman 264 tane malın ve hizmetin fiyatı Aralık ayına göre zamlanmış. Enflasyonda neyi konuşayım? Değil mi? Çok sofra, ateş pahası. Peki. Son 2 yılda %35 zamlar. Aynen öyle. Resmi rakamları arz edeyim ben. Tüketici fiyat endeksi yıllık 12.15 artmış. Aylık 1.35 artmış. Böyle yorumcu ben gibi oldum. Sanki moderatör. Olsun. Şey sen size... Beni enflasyon konusunda konuşur mu? Ben çok dertliyim. Markete gittim mi böyle bakıyorum. Menül menül bakıyorum. Bunun fiyatı bu kadar, ne zaman, ne ara oldu ya, diye. Çok tamam, korkunç bir şekilde. Böyle, yani bir şimdi burada bir de bir sıkıntı biliyorsunuz. 3 yıl önce 12 liraya aldım, şimdi macun 30 lira olmuş. Yani. TÜİK bir de hesaplama sistemini tekrar değiştirdi. Bir sepet var. O sepetin içinde... Ona hiç girmez zaten. Evet. Sepet var. Sepetin içinde gıda var. İşte giyim var. Konut var. Ulaştırma var. Burada çok ilginç bir şekilde gıdanın, giyimin, işte efendime söyleyeyim ayakkabının, yani vatandaşın günlük yaşamda kullandığı ana payların yüzde oranını sepetin içinde düşürdü. Gıdayı azalttı mesela. Evet. Yani zaten ben şimdi bizi izleyenler 100 lira maaş alıyorsa bunun nereden baksanız 40 lirası gıdaya gidiyor. 10 lirası konuta gidiyordur kirada oturuyorsa. Ulaştırmaya gidiyor. İşte üst baş alıyordur. Yani Türkiye'de insanlar böyle gidip pırlanta alıyor ya da Venedik'e tatile mi gidiyor hepsi? Ya da çok lüks arabalar mı alıyor? Bir kesim var öyle, o ayrı. Ya bir kesim var ama yani işte bir elin parmağını geçer mi geçmez mi? Bu bağlamda TÜİK sanki böyle zorla, kardeşim ben önümüzdeki dönemde öyle ya da böyle hülleyle, hokusla pokusla bu enflasyonu %10'un altında göstereceğim çabasında. Ya bebek bezi o kadar zamlandı ki millet Amerikan bezine geri dönecek neredeyse. Yani. O çağa dönüyoruz yani. Ocak'ta fiyatı en çok artan sebzeler, patlıcan %81, domates %35. Kan yeme kardeşim, hikaye ne olacak yani? Mandalina %30, ya mandalinayı ben seviyorum küçükken ben. 80'li yıllarda yılbaşlarında böyle 50 kuruşa 1 liraya satarlardı. Bir torbayı alırdık, otururduk, yerdik. Şimdi mandalina, Recep Bey, ayın başında 7 liradan başladı serüvenine. 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu. Kaliteli bir mandalina istiyorsanız 10 liraya, 11 liraya ya alıyorsunuz. Ya ben dün bir limona 1,5 lira verdim. Ya salatalık %24 artmış. Yeşil biber, yeşil soğan, sivri biber %21 ayda. Bir de bu fiyatların en büyük sıkıntısı şu, bu fiyat arttığı noktadan geriye düşmüyor. Türkiye'deki fiyatlar yapışkan fiyatlar. Dolayısıyla hani geçen yıl 2019'da vatandaşın canını yaktıysa fiyat, 2020'de yine yakmaya devam edecek. 2021'de yine yakmaya devam edecek. Çünkü neden? Az önce sizle büyük bir hararetle tartıştığımız reformlar konusu. Tarımda reform yok, üretim olmayınca haliyle patlıcanın, domatesin, mandalinanın fiyatları da yukarıya doğru gitti ve gidecek de yani. Bunu engelleyecek hiçbir güç yok Türkiye'de şu çok an. Çok üzücü bir tablo ve vatandaşın mutfağını doğrudan etkiliyor. Ki genel enflasyonu düşürecek etkide bakıyoruz Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplamalarında. Gıdanın ağırlığı düşürülmüş ki bunlar son 3 yılı esas alarak hani evet, hane halkı tüketim anketleri aracılığıyla, ki TÜİK'e o konuda bir şey demiyorum yani, yanlış anlaşılmasın. Çünkü TÜİK de bunları anketler yoluyla yapıyor en nihayetinde. Bakıyor vatandaşın bütçesine, gıda harcamaları azalmış o deney şeyle üzerinde, ama sahada benim gördüğüm o değil. Yani vatandaş karnını doyurmak için en nihayetinde gıdaya daha çok hala harcama yapıyor. Konut hala önemli bir kalem, kira meselesi. Ulaştırma aynı şekilde ciddi bir kalem. Giyim aynı şekilde. Siz bunların payını düşürüyorsunuz. Arttırdığınız kalemlere bakıyoruz. Yani ondan sonra
alkollü içecekler ve tütün. Şimdi alkollü içecekler ve tütünün payı tabii ki artar hane halkı bütçesinde. Çünkü zam geldiği için sürekli dolayısıyla nispi olarak artıyor. Ama kalem olarak baktığınız zaman adet olarak düşüyor. Ve insanlar kaçak yollara gitmeye başladı. Evde bilmem ne gibi bir takım yani sıkıntılar giyim, var. Yani giyim, ayakkabı, efendime söyleyeyim, gıda ve alkolsüz içecekler, işte ev eşyası, bunların payını nasıl indirebiliriz ki? Bunları zaten kullanıyoruz biz yani. Bunu indirdiğin zaman bu şu demek, tamam ben TÜİK'e bir şey demiyorum ama hesaplama sistemiyle de indire indire enflasyonu düşük gösterebilirsiniz. Ya ben hani kendi şeyime bakıyorum son birkaç yılda. Vallahi gıda harcamam düşmedi, bilakis bütçede o kadar zam oldu ki arttı. Evet. Diğer şeylerden kısıp çünkü yaşamımızı idare etmek için en nihayetinde askeri o besini biliyorsunuz yani sağlıklı beslenme olmazsa sağlıklı nesiller de yetişmiyor. Hastalıklar artıyor, bu sefer sağlık harcamaları artıyor. O da Sosyal Güvenlik Kurumu'na ciddi ondan sonra açıklar vermesine neden oluyor. İktidarın geldiği yandan bu yana baktığımızda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ciddi sıkıntılar var. Bir takım raporları görüyoruz. Daha yakın zamanda haber yaptım. Yani ondan sonra tansiyon hastası olmayan insanlara tansiyon raporları çıkarttırmak ve ilaç yazdırmak gibi bir takım yolsuzluklar önlenmesi gerekirken Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ciddi sıkıntılar var çünkü bu hususta. Onların yapılması gerekirken bakıyoruz emeklilikte yaşa takılanları Sayın Bakanımız hafta sonu yaptığı açıklamada onlar emekliliğe yaşı yetmeyenler filan gibi bir takım ifade kullandı. Yani üzücü. Yani halbuki o insanlar emekliliği hak etmiş, sigorta primleri ödemiş, yolsuzluk yapmamış, hırsızlık yapmamış insanlar ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir araştıralım bakalım yani yanlış ilaç tedavilerinden tutun da hastanelerde fazla gösterilen bir takım medikal malzeme kullanımından veya bir takım ihalelerde sırf ithal olduğu için yüksek fiyat çekilerek o envantere sokulmasına kadar bir takım ciddi devletin zarar uğratılması noktalarını bir araştıralım. Verimliliği orada yapalım ondan sonra gelip EYT'yi. EYT siz vallahi haksızsınız çok, diyelim. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. EYT... O kadar gedik var ki gariban EYT'nin oradaki maaşına mı gözüküyorsunuz yani 3 kuruşuna? EYT, gariban adam yani. EYT çok güzel dediniz. Burada bizi birileri izleyen... çok pardon malı götürecek. Gariban orada adamcağızın emekli maaşını çok göreceksin. Aynen, aynen öyle. Ve EYT ile ilgili yapılan hesaplamalar ortada zaten Recep Bey. Yani EYT hükümetin iddia ettiği gibi Türkiye'nin bütçesine çok korkunç bir yük salmıyor. Ve eğer hükümet elindeki muazzam kaynakları halkı için birazcık daha harcamayı düşünür ve dış politikada mesela daha rasyonel işler yaparsa çok basit bir hesap var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı kendisi söyledi. Suriyelilere yapılan yardım zaten 50 milyar dolar civarında. Şimdi peki EYT'li ne istiyor sizden? EYT'lilerin tamamı aynı anda emekli olup sisteme girmeyecek kademe zaten. Kademe kademe gidecek zaten. EYT'li zaten buraya çalışmış, bir şekilde terini akıtmış, avantadan para istemiyor, rant istemiyor. Hakkını istiyor ve bir noktada şu, mesela bunu Türkiye'deki iktisatçıların çoğu gözden kaçırıyor. EYT aynı zamanda an itibariyle durgunluğa girmiş Türk ekonomisinin çarklarını tekrar çevirmek için kullanılacak mükemmel bir iktisadi politikadır. Keynezyen bir politikadır. Yani siz gidip Kanal İstanbul'u açacağınıza, siz gidip işte tampon bölgede ev yapıp inşaatçıları kalkındıracağım, böylece ekonomiyi çevireceğim diyeceğinize, halkınıza bu kaynakları verirseniz EYT vasıtasıyla halk bunu gidecek harcayacak. Bir ekmek alıyorsa iki ekmek alacak. Gidecek bir pantolon alıyorsa ikinci pantolonunu alacak. Ne olacak? Bu kaynaklar yine ekonomiye dönecek. Dolayısıyla bir pantolon alacaksa yırtık pantolonunu değiştirecek. Halk o noktaya geldi. Ne ikinci pantolonu hocam? Allah'ını severseniz. Aynen öyle. Gariban EYT'li. Son birkaç şeyimiz kaldı, dakikamız kaldı. Ve haklı. Şeylere girmemiz lazım ama zamlara. Şu EYT meselesi önemli. Onu biraz daha açalım istiyorum aslında önümüzdeki dönemde. Yani evet şeye katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın erken emeklilik meselesindeki görüşlerini benimsiyorum. Doğru. Yani çok erken yaşta emeklilik olunmaz. Fakat bu insanlar olmuş ve primlerine ödemişler, doldurmuşlar. Kademe kademe bunları emekli etmek lazım. Bunların da çok ciddi bir yük oluşturacağını ben düşünmüyorum ki aynen. O kadar eksik gedik var matematik ki, yolsuzluk var ki, birileri haksız zenginleşiyor ki evet. Onlar da bu kapatılır, evet. Garibanın hakkı verilir. Orada aynen. Bir sıkıntı yok. Aynen. Ha, şu, gitsinler iş bulsunlar deniyor bu insanlar için. İş mi var? İş de yok. Hani iş yarat, bulsun adam, ona bir çift şey demiyoruz. Çift dikiş diyor ya, bırak yok. Çift dikiş yaparsa yok, yapsın. Çift dikişi. Bundan çift dikişi daha mutluluk yok. Verici olay i̇ş nedir yok. Yani? İş yok. İş yaratılamamış. Bakın teknolojiler değişiyor. Önümüzdeki dönem daha da bulamayacağız.
deyip son sözünüzü alıp kapatıyoruz programı. Son sözüm, bu Avrasya Tüneli'ne değinemedik ama çok büyük bir zam geldi. Netice itibariyle bu yap işlet devretler çok can yakıyor. Onu bir ayrı program yapalım. Aynen, böyle yatırımcılık olmaz. Efendim, daha çok zamları ve EYT'ye ayırdık programı. Biraz da standartten Bursa değindik. Koronavirüse artık belki önümüzdeki hafta bir dikkat çekeriz. Otomotivi konuşmak istiyoruz önümüzdeki günlerde. Şimdilik hoşça kalın.